Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlukleten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yefe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Evet arkadaşlar, selamun aleyküm. Yine üstüme vazife olmayan bir konuda birkaç dakikanızı alacağım. Konumuz teravihlerin evde kılınması kararı. Gerçi Twitter'da açılan tagda teravih yasağı deniyor ama doğru bir ifade değil. Ben de kullandım o tagı ama şimdi düşünüyorum doğru ifade değil. Aslında yasaklanmadı. Evde kılınması kararı alındı. Bunun üzerine bir parça sarfı kelam edip vaktinizi alacağım. Öncelikle şöyle bir yerden başlamak istiyorum. Benim hükümetin olsun, bilim kurulunun olsun, Diyanet İşleri'nin olsun tutumu hakkında bir ön yargım, bir suizanım, bir komplo teorim yok arkadaşlar. Yani o insanlar da elbette bu ülkenin hükümeti, bu ülkenin bilim kurulu, bu ülkenin Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, teşkilatı olarak ülkenin hayrını isterler, vatandaşların hayrını isterler, alim-i İslam'ın hayrını isterler. O konuda benim kafamda bir soru işareti yok. Hayır aradıklarını, maslahat aradıklarını, doğruyu yapmaya çalıştıklarına inanıyorum. Fakat tabii ki de bu salgın süreci daha önce insanlığın genel olarak başına gelmemiş bir şeydi. Yani bu kadar büyüklükte bir salgın, bu kadar etkin şekilde mücadele edilmesine rağmen durdurulamayan bir salgın sanıyorum dünya tarihinde ilktir. Hani geçmişte de küresel salgınlar olmuş ama ne onlara karşı verilen mücadele böyleydi ne de onların yayılma şekli bu kadar hızlıydı. Elbette bunda günümüzün ulaşım imkanlarının da etkisi oldu. Yani Çin'den virüsün yayılma hızının bu kadar yüksek olması ulaşım imkanlarıyla da ilgiliydi. Yani bir hafta içinde, iki hafta içinde bir baktınız Avrupa'nın her yerinden vaka şeyleri gelmeye başladı. Çünkü insanlar sürekli hareket ediyorlar ve bu kolay. Ahir zamanda bunun imkanları çok. O nedenle bu salgın elbette tecrübesi olmayan, daha önce bir geleneği olmayan, ona yaslanılarak hemen çözülebilecek bir durum olmadı. İnsanlık biraz buna böyle faka basıldı gibi bir şey, hazırlıksız yakalandı. Elbette bizim hükümetimiz de o hazırlıksız olmadan etkilendi. Ama şu var, yine de iyi çalıştılar. Yani ellerinden geleni yaptılar. Sağlık Bakanlığı olsun, diğer bakanlıklar olsun. Ben hani hükümetten o konuda razıyım. Ellerinden geleni yaptıklarını düşünüyorum, inanıyorum. Zaten hikmeti hükümet de bunu iktiza eder yani. Adam kendi altını niye oysun? İşlerin toparlanması, iyi gitmesi onun da faydasına. Elbette mevzunun bu tarafı var yani. Bu insanlar bu işin tecrübesiyle gelmediler buraya. Birden kucaklarında buldular. Ve karar almada, o kararları uygulamada, hata yapmada olabilir yani bunlar. Şey yapmamak lazım, çok fazla ya nasıl yaparlar falan filan dememek lazım. Dediğim gibi bir geleneği, bir tecrübesi yok bu işin. Birdenbire olan bir şey. Yani sadece bizde olan da bir şey değil. Dünyanın tamamında aynı sorunlar, problemler yaşandı gibi. Peki suizanım yoksa ben bu teravih meselesini niye çok önemsedim? Niye bunun hakkında konuşmak istedim? Şimdi salgın süreci boyunca şöyle bir şey oldu. Hani ilk yasaklananlardan birisi camilerde yasaklama demeyelim de hani yapılmayan diyelim şeylerden bir tanesi camilerde vakit namazlarının kılınması oldu. Ama daha sonra AVM'ler falan açıldı. Cumaların falan şey olması, hani tekrar düzene girmesi biraz geç oldu. O dönemde de bunlar söylendi tahmin ediyorum. Hani bu eleştiriler yapıldı, Diyanet olsun, devlet olsun yapıldı. Yani dini mevzular biraz daha arkada kalıyormuş gibi bir izlenim oluştu. Hani o tarafta ticari olan, ekonomiye dair olan veya sosyal hayata dair olan şeyler biraz daha böyle ivedilikle çabuk çözülmeye çalışıldı. Ha bunda bir şey yok mu, hikmet var mı? Olabilir. Ama bir Müslümanın kafasında
ibadet, kulluk bunlar en önce olduğu için ne kadar ahir zamanda bu bulanmış olsa da karışmış olsa da bu hiyerarşi ancak maneviyatını koruyanlar için öncelikli olan ibadet olduğu için onun geriye kalması, ondaki açılmaların, tekrar serbest bırakmaların diğerlerine kıyasla geriden gelmesi insanlarda biraz hani niye böyle oluyor gibisinden dindarlarda özellikle bir tepki oluşturdu. Yani o öyle bir tarafı da var. Salgının ilk tarafında böyle bir şey yaşanmış olmasının da başlarından itibaren böyle şeylerin olmasının da sanıyorum bugünkü teravih kararına karşı verilen tepkide etkisi var. Şuraya geleyim oradan. Yani bunu ben burada Risale-i Nur dersleri yaparken de sözler vasıtasıyla ifade ediyorum. Oradaki küçük sözlerde de buna daha çok bilgiler var. Bediüzzaman Hazretleri farklı yerlerde de buna atıf yapıyor. İnsanın dünyaya öncelikle geliş amacı ibadet. Kur'an-ı Kerim de bize buna böyle buyuruyor. Yani insanları ve cinleri ben ancak bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. Hadislerimiz var, naslarımız var. Yani burada zaruret diye bir şey varsa bu zaruretin sanıyorum hani en son girmesi gereken yer ibadet alanları. Yani men etmesi gereken yer. Yasaklarını koyması gereken yer ibadet alanları. Çünkü en önemli vazife o bir dindar için. Hayatın alanı içinde en önemli vazife o. Ve ilk serbest bırakmanın da başlaması gereken yer o. Yani Müslümanın kafası için söylüyorum bu. Elbette ehli dünya, seküler insanların kafasındaki hiyerarşi böyle değil ama hani konuştuğumuz muhatabımız dindar bir hükümet ve elhamdülillah Diyanet İşleri Başkanımız da, Diyanet İşleri Teşkilatımız da bu işleri bilen istikametli insanlar olduğu için onları önce muhatap alıp söylüyoruz bunu. Yoksa seküler bir hükümet olsaydı bunları böyle söylemenin de pek bir ehemmiyet olmayacaktı. Yani orada Diyanet'in hep böyle geriden gelmesi ve karar alınırken de sanki hani benim alanım biraz daha dikkatli olunması gereken bir alan demiyor da sanki hemen katılıyormuş gibi olması sanıyorum orada da insanların kafasında şey oluşuyor. Yani çabuk mu teslim oluyoruz, çabuk mu vazgeçiyoruz, en son vazgeçmemiz gerekenden ilk mi vazgeçiyoruz gibi şeyler düşündürdü. Hatırlayalım Bedir Savaşı'nda sahabe efendilerimiz cemaatle namazı bile terk etmediler savaş esnasında. Bir kısmı savaşıyordu, diğer kısmı namaz kılıyordu. Onlar yarısında selam verip kalktılar, savaştılar. Diğerleri geldi namaza katıldı vesaire. Öyle bir süreç. Yine mesela namaz biliyorsunuz ibadeti insan felçli de olsa ima ile namazını kılmaya çalışmalı. Bunun bir kaçışı, kurtuluşu yok. O zaruret dediğiniz şeyin en son girdiği yer ibadet alanı. Hani İslam böyle tanımladığı için ibadet etmek üzere yaratıldınız. Geri kalanlar sonraki işler diye tanımladığı için Müslümanın da dünyasında böyle yerleştiği için yasakların da menlerin de önce en son camiye uğraması, önce seküler alana gelmesi gerekirken sanki salgın sürecinde bir değişik oldu bu iş. Tam öyle olmadı gibi yansımaları itibariyle söylüyorum. Herhalde herkes de böyle anladı. Bir tek ben böyle anlamadım. Bir böyle iletişimsizlikten kaynaklanan sıkıntı var. Onun devam eden bir süreç yani bu teravihten, teravih kararından duyulan rahatsızlık da sanki o sürecin devamı gibi. Yani Müslümanın kafasında öncelikli olan ibadet. Bir de teravihin şöyle bir yanı var. Sanki ıskalanıyormuş gibi geliyor bana. Teravih, evet sünnet bir ibadet, cemaatle kılınması şart değil. Sanıyorum Hazreti Ömer radıyallahu anh uygulamasıyla bu ümmette adet-i İslamiye hükmüne geçmiş. Öyle hatırlıyorum yani. Teravihin cemaatle kılınması ya da hep beraber tek bir cemaat halinde kılınması Hazreti Ömer radıyallahu anh uygulamasıyla muhkemleşiyor ama doğru bir uygulama yani bu şey değil. Sonradan konmuş bir şey gibi düşünmemek lazım bunu. Ve bu bir adet İslami hükmüne geçiyor. Ümmet bunu sürekli yapıyor. Böyle bir şey bir noktadan sonra şairleşiyor arkadaşlar. Yani ümmetin kimliği haline geliyor. Biz bugün Ramazan dendiği an aklımıza ilk gelen oruç, ikinci gelen sahur, üçüncü gelen iftar, dördüncü gelen teravih. Yani bunlar namazın sembol, Ramazan'ın sembolleri.
bir ülkenin Darülislam olduğunun da belirtisi aynı zamanda. Yani Darülislam bir ülkeye Ramazan geldiği nasıl anlaşılır? İşte bu göstergelerden. Hatta mahyalar da falan mesela. Onlar da adet-i İslamiye hükmüne geçmiş şeyler. Böyle şeyler, hani Üstad Hazretleri 11. lemada galiba onu söylüyor. Her ne kadar sünnetten de olsa bireysel farzların, ferdi vazifelerin önüne geçiyorlar. Çünkü kimlik belirtisi. Umumi bir tebliğ var onlarda. İslam kimliğini ayakta tutan, destekleyen, kuvvetlendiren bir yapı var onlarda. Adet-i İslamiye'de böyle bir şey var yani. Ne diyelim? Kimliğin öğesi olma durumu var, sembol olma durumu var. Hal böyle olunca, yine dediğim gibi baştakine atıf yaparsam, en son vazgeçilmesi gerekecekler de bunlar olması gerekiyor. Nasıl bizim ezanımız bizim için vazgeçilmez, camilerimiz vazgeçilmez, minare vazgeçilmez mesela, Ayasofya bizim için vazgeçilmezdi gibi gibi çoğaltabiliriz şeyini. Bunun gibi hani teravihin de ümmette böyle bir karşılığı olduğu için sanıyorum, teravihin evde kılınması kararı insanlarda memnuniyetsizlik yarattı. Çünkü en son vazgeçilmesi gerekenden çabuk vazgeçildiğini düşündüler. Öncekiler gibi dediğim gibi yani ibadet konusunda da söylediğim gibi. Yani bu şairden, bu kimlik öğesinden bu kadar çabuk vazgeçilmemesi gerektiğini düşünüyorlar. Ben de öyle düşünüyorum açıkçası. Hani kılınabiliyorsa kılma tarafına bakmak lazımdı. Tıpkı cuma namazları gibi. Cuma namazlarını kılıyorsak, çünkü farz kılınması lazım. Uzun süre terki zaruri şartlar dışında mümkün değil. Cuma kılabiliyorsak tıpkı onun gibi kimliğimizin bir öğesi olan teravihi de kılabilmeliydik gibi bize düşündürüyor. Bir diğer mevzu, bu salgın sürecince zaruret çerçevesi çok oynak görünüyor. Hani ben onu tam bir yere koyamıyorum. Buradan mesela, tabi ben avamı nasılım, dini ilimlerde bir tahsilim yok ama buradan Diyanet İşleri görevlilerine de derdimizi açmış olalım. Şimdi dini bir karar alınıyor zaruretten dolayı. Ama o zaruretin toplumda bir şeyi yok. Tam böyle karşılığı yok. Mesela cami gibi bir mekanda bir araya gelmemek zarureti oluştuysa AVM'lerde bu insanlar nasıl bir araya gelebiliyor? Hani ben sabah bakıyorum, AVM'nin içindekileri geçtim, kapısında kuyruk var yani. Kafelerine bakıyorum, hani cemaatin arasındaki mesafeden daha az mesafe. Adam sandalyesini biraz şöyle geri yapsa diğerinin sandalyesine çarpıyor. Kafe dolu. Bu adamlar bu zaruretten etkilenmiyor. Bir tek cami cemaati mi etkilenecek bu zaruretten? Halbuki mevsim de müsait yani. En azından Anadolu'nun batı tarafı için söylüyorum. Havalar ısınmaya başladı. Avluları da kullanabiliriz. Zaten cemaat az. Cemaat camiyi bile o mesafeyle doldurmaz gibi geliyor bana yani. O aradaki mesafeyle bile cami dolmaz gibi geliyor bana. Salgın mesafesiyle, sosyal mesafeyle. Buna rağmen neden biz teravihten bu kadar kolay vazgeçtik? Yani cuma yapabiliyorsak teravih de yapabilirdik gibi geliyor bana. Hani sebat edebilirdik onda. Hem AVM'deki insanların orada bulunma süresi, yani cemaatin orada durma süresinde ki yani bir saat olsun, ondan sonra dağılıyorlar. Ama AVM'de insanlar bazen saatlerce, hani gidin bir önünde oturun. Ben bugün mesela bir AVM'nin önünde oturdum. Ben 1,5 saat oturdum. 1,5 saat kafedeki insanlar oradaydı yani. Çok azı gitmiştir. Şimdi o oluyor, bu niye olmuyor? Camilerin de camları açılıyor. Hani kafelerin üstlerindeki yerler açılıyor deniyorsa, bir parça da şu kadarcık bir yer açıyorlar yani. Camilerde de camları açıyoruz biz. Ne bileyim hani, olabilirliğine daha çok bakmak lazımdı gibi düşünüyorum ben yani. Ama tabii son karar devletin, onu yapacak bir şey yok. Fakat işte hani rahatsız olanlar niye rahatsız oldu? Belki benim bu sözlerimden ona bir şey çıkarılabilir, bir bilgi çıkarılabilir. Yani gündüz AVM'ye giren insan için zaruret yok. Gece camiye giden insan için zaruret var, gitme. Nasıl oynuyor yani bu şey? Ya işte şundan dolayı, ama hani dinin temelinde olmalı bu. Hani dinin kabul edeceği bir zaruret söylemelisiniz siz. Ya diyor işte sokağa çıkan insanların hangisi teravih için çıktı, hangisi gezmek için çıktı anlaşılmaz. Ama bu
fikir, yani bu söylediğiniz şey din için bir zaruret şey değil ki, bu delili değil ki. Yani ben öyle düşünüyorum. Bu dini anlamda insanı niye zor şeye soksun bu? Kim ne için çıkıyor? Çıksın, ben namaza çıkıyorum kardeşim. Benim niyetim namaz. Ötekinin suistimali kendisini bağlar. Polis camide yakalamadığını teravih saatinde cezalandırsın. Bilemem yani onu da. Ya da saati geriye atılabilir. Bir de bu salgın sürecinde belki de yaptılar ama ben görmedim. Hani Diyanet bir karar alıyor. Mesela işte bu teravihleri kılmayalım kararı. Ama hani şöyle bir halkın karşısına geçip bir soru cevap yapıp, hani mesela ben sormak istiyorum, AVM'de olmayan zaruret camide nasıl oluyor? Keşke bunlara bir soru cevap yapsa Diyanet İşleri Başkanı. Hani niye bu karar böyle alınıyor? Neye dayanıyor? Hangi çerçevede bu zaruret camideki için geçerli ama sabah AVM'ye giden, ticarete giden için geçerli değil? Hani bu çerçeve bir çizilse bizim içimiz rahatlasa. Söylenen şuysa bile bilelim mesela, ya aslında AVM'ye de gidilmemesi lazım ama o insanlar dinlemez diye, çok şikayet ediyorlar diye, işte tüccarlar çok dardalar diye yapıyoruz, yoksa onlara da yapmamız lazım falan diyorlarsa bile bunu desinler, biz bunu bilelim bari. Ha diyelim onları da yapacaklarmış da ellerinden gelmiyormuş. Fakat bize nazları geçiyor diye bize yapıyorlar diyebilirim yani. Bana öyle geliyor yani. Diyanet İşleri devlet karar alıyor, Diyanet İşleri tabi oluyor ama onun kitlesine yapması gereken açıklamalar var. Ya İçişleri Bakanlığı karar alıyor, açıklama yapıyor Süleyman Soylu. Veya işte Sağlık Bakanlığı her gün neredeyse Fahrettin Koca Bey açıklama yapıyor. Cumhurbaşkanı açıklama yapıyor. Diyanet İşleri Başkanı çok arkada kalıyor. Halbuki onun aldığı kararlar bizim için daha önemli. Çünkü cami hayatımızı etkiliyor yani. İslami hayatımızı etkiliyor diye düşünüyorum. Korsan teravihler meselesi. Şimdi arkadaşlar, elbette ülkemizdeki ağırlıklı olarak Ehl-i Sünnet vel Cemaat yani Sünni kesim devlete hürmet duyar. Yani isyan etmez. Kararlarını ila nihaya gönlü razı gelmese de uygulamaya çalışır. Ama burada şöyle bir durum var. Üstadın namaz beyannamesinde de dikkat çektiği bir şey bu. Dini mevzularda devletin kararı ümmet için tek başına geçer akçe değildir. Yani onun dini usul içerisinde bir karar olması lazım. Olmazsa ne olur? Üstad namaz beyannamesinde inşikak diyor. İnşikak-ı asa diyor galiba hatta. Yani şey dağılır. Millet din için, dinini yaşamak için merdiven altlarına çekilir. Eğer devlet dini hayatı açıklayamadan, ikna edemeden değiştirmeye çalışırsa, kararlar alırsa, nasıl ki işte sabık dönemde olmuş, Cumhuriyet'in ilk zamanlarında olmuş, insanlar dinini yaşamak için merdiven altı şeylere çekilir. Gizlenerek yaşamaya başlar. Ama yaşamaya devam eder. Çünkü dinle kurdukları ilişki devlet üzerinden Allah'la değil, doğrudan Allah'la. Yani kendi usulü içinde sünnetle ve Kur'an'la bir bağları var. Ha, isyan etmezler ama mesela ben düşünüyorum olacak galiba. İnsanlar toplanıp merdiven altlarında, bodrumlarda, şurada burada affedersin korsan cemaatler oluşturabilirler. Bu korsan cemaatler duyuldu diyelim. Birisi de ihbar etti, burada teravih kılınıyor diye. Bu teravih cemaati basılacak mı mesela polis tarafından? Sanki parti yapıyormuş gibi. Hani sekülerlerin partileri, eğlenceleri falan oluyor. Salgın malgın dinlemiyorlar. Adam yatı kiralıyor, denize açılıyor, orada parti yapıyor yani. Hiç karada yer bulamazsa denizde yapıyor. Karada da mühür vuruyorsun, mühürü kesiyor, yine yapıyor. Adamların da şeyi o yani, onların da şairi o. Tabiri caizse kimlik üyesi o. Şimdi Müslüman İnsanlar gizlice yapmaya kalkarlarsa bu şeyden dolayı, çünkü ibadetlerine, teravihlerine, şairlerine düşkün bu insanlar. Bu durum emniyete falan vesaire yansarsa bu daha sıkıntılı olmaz mı? Keşke devlet böyle bir menden daha önce olabilecek şartları olgunlaştırıp teravihlere izin verse, böyle mevzular yaşanmasa daha iyi olmaz mı diye insan düşünüyor. Yani ben korkuyorum, olabilir çünkü. Dinlemeyebilirler. İkinci Ramazan çünkü bu. Yani millet de bu kadar uzun süre teravihsiz kendini kötü hissedebilir. Bunda bir psikolojisi var. Din psikolojisi. Evet.
Bir de arkadaşlar yani dindarlar için söylüyorum. Yine bunu sekülerler, ehli dünya olanlar anlamazlar yani. Onlara bunu anlatmanın da bir anlamı yok. Ya bu salgını Allah'tan başkası kaldırmayacak. Biz biliyoruz ki İslami eğitimimizden, kendi metinlerimizden, kaynaklarımızdan, okumalarımızdan, bilincimizden musibetler maneviyattaki eksiklerimizin cezasıdır veya arttırılması için teşviktir. Yani mesela menfi ibadet diyoruz değil mi? Bediüzzaman Hazretleri de Hastalar Risalesi'nde öyle diyor. Yani bir musibet gelir, ibadet yaparsın onunla ya da ibadetini arttırırsın onunla. Seni kulluk yolunda şey yapar, gayretlendirir yani. İster bir fiil yap, ister o hastalığa sabrederek olsun. O da ibadettir, bu da ibadettir. Ondan kurtulmak için ettiğin dua da ibadet olur. Hastalığı yaşaman da ibadet olur. Eğer şükredersen, sabredersen yani, isyan etmezsen. Şimdi hal böyle olunca, bu iş maneviyat işi olunca, yani bizim Allah'ın razılığını alacağımız alanları terk etmememiz daha doğru değil mi? Mümkün mertebe yapabildiğimiz ölçüde o alanlarda kalmak, mesela işte teravih namazımızı kılsak, dua etsek salgın bitsin diye. Bu daha şey değil mi yani, maneviyat olanlar için söylüyorum. Şartlarını oluştursak, ha orada şimdi 1,5 metre, 3 metre mi olması gerekiyor, ona çıkaralım. Çünkü teravih cemaati az oluyor zaten. Avlularla beraber yeter diye düşünüyorum ben yani. 1,5'sa 2 metre olsun, 3 metre olsun. Yine kılalım camide. Duamızı edelim. Bu musibeti yine Allah kaldıracak. Bakın aşılardan da bir sürü mevzu çıkıyor şimdi. Bağışıklığı oluyor mu, kan mı pıhtılaşıyor? Yok aşının kendisi mi hastalık yapıyor falan filan. Yani virüsün dizgini önce Allah'ın elinde. Beşer kendisi çalışıyor çözmek için ama çözer mi çözemez mi? Hemen mi çözer? Daha zamanı mı var bilemeyiz. Bu işin hani maneviyat tarafını biraz daha kuvvetli tutmak lazım. Diyanet İşleri bu konuda hakkını verelim. Mesela salgının ilk zamanlarında bu işi iyi yaptı gibi geliyor bana. İşte Kur'anlar, dualar, salalar, minarelerden yapılan dualar, camilerden yapılan dualar iyiydi o kısım. Ama sonra hani biraz böyle sanki o işte motivasyon düştü gibi, düşmemesi için teravih bir fırsat olabilir. Teravih sürecini Diyanet İşleri iyi değerlendirirse, yani bu konularda sekülerlere hesap vermek zorunda değil. Zaten onların dünyası değil bu yani. Onlarla ilgili bir şey yok, hesap da vermeyelim. Biz kendi psikolojimize, kendi dünyamıza zenginlik olsun diye bunu yapıyoruz diye ifade etsek, yapsak bize yeter. Onlara ispat etmeye gerek yok yani. Rüştümüz onlara ispatlayarak, yani onların inanacağı bir rüştümüz yok zaten. Hayat tanımları başka. Evet arkadaşlar, bir de son olarak hani bu mevzu, evet hani ben de itiraz ettim. Sosyal medyada paylaştım. Keşke böyle olmasaydı. Teravih yasağı konmasaydı. Yasak diyoruz ama işte hani evlerde kılın dendi. Camilerde kılınmayacak dendi. Şimdi ne yapalım? Zorla gidip camilerde teravih mi kılalım? Yok, böyle şeylere girmeyelim. Sonuçta devletin verdiği karar. Ondan da hayır çıkmaz yani. O ayrı bir fitne olur. Arıza olur, sıkıntı olur. Evlerimizde kılacağız. Allah kabul etsin. Dualarımızı edeceğiz. Karar değişmezse, ki değişmeyecek gibi duruyor. Değişirse ne güzel olur. Ha, öyle olursa da kılarız evlerimizde namazlarımızı. İnşallah Allah kabul etsin. Duamızı ederiz. İnşallah bu musibet üstümüzden kalkar da bir dahaki sene namazlarımızı Ramazan'da olsun, başka zamanlarda olsun güven içinde omuz omuza camilerimizde kılabiliriz. Benim aklıma gelenler bunlar mevzuyla ilgili. Yani hakikaten ben kendi içimde bir yere koyamıyorum tam. Başka mevzularda zaruret deliniyor ama camiye gelince zaruretin bu kadar kafamıza kaldırılması bir dengesizlik, bir tutarsızlık. Yani orada olması gerekenin burada olduğu, mesela ibadette kullanması gereken ticarette kullanıyormuş gibi hissettiriyor bana. Bu da doğru bir denge dağılımı gibi gelmiyor. Müminin zaruret algısı ticarete göre değil, ibadete göre belirlenmeli gibi geliyor. Hayır, Allah'ın seçtiğindedir. Biz de ona tevekkül ederiz. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.